Çünkü bu iş futbolculuğundaki gibi değil. Futbolcunun da çok büyük şansı Lampard. Senin ürettiğin çözüm üretebilecek adam sahada var mı? Abi, ona bakacağız. Sen evet, sahada futbolcu Lampard yok şu anda. Evet. Lampard Allah aşkına top tekniği açısından, doğal top tekniği ya da top tekniğinin gösterişli kısmı, göz kamaştırıcı kısmı açısından misal. Kovac için çok mu önündeydi? Yani önündeydi ama böyle hani şeyler kadar, böyle dağlar şeyler kadar değil. Lampard sade kahve gibiydi. Evet. Takımı uyandırır şak. Belli bir standardı vardır. Hele her yerden gol atabilir. Dünyanın her yerinde satar. Her takımda oynar sade kahve. Tabii. Kovacic daha böyle o yeni şeyler. Barista. Barista kahvesi. Ne o oluyor? Moko mu? Moka mı artık? Neyse. Moka mı? White chocolate moka. Aromalı falan. Abi yetenekli şimdi çocuk yani. Evet. Inter, Real Madrid falan filan. Yani hakikaten yetenekli. Bir de Hırvat orta saha. Hırvat ofansif orta saha. Ama Modric vari bir yani yaşı ilerledikçe geriye evet. doğru gelme falan filan. Inter'de de orada denemişlerdi de. Şimdi Lampard'ın en büyük sıkıntısı herkesi kendisi gibi zannediyor. Artı mesela stoperleri de o Chelsea'nin altın çağındaki Carvalho olgunluğunu bekleme Zuma'dan hocam. Evet. Pereira'nın sağ bekteki o stoperleşip kademelere gelmesi falan bunlar beraber oynuyor. Porto'da beraber oynuyorlardı. Paket transfer. Tabii. Hani alırdık ya oyuncu kartları paket çıkardı. Orada bile beraber çıkardı adamlar ya. Tabii ya Carvalho'nun arkasından çıkardı. Çıkmaz mıydı abi? Bunlar Bonucci, Barzali, Chiellini gibi daha bunlar bitmez yani bunlar nikah açarsan şahit olarak birden üçü birden geliyor. Oluyor musunuz? Si üçü birden söyler. İtalyan evet abi bunlar böyle. Yani bu hakikaten şimdi birazcık o Van Dijk robo kanatı da öyle oldu. Şimdi yeni FIFA oyununda hani böyle takım kuruyorsun ya o paralı olanlarda gençler yani gençler çok çocuk onun çok oynuyor. Bana da gir abi diyor. Ne o? Onun adı Ultimate Team mi? FIFA Ultimate Team. Ha Ultimate Team de. Şimdi bir sürü onu oynatıyorsun. Öyle paraları veriyorsun, kartlar açılıyor falan filan. O mesela Robertson'la Van Dijk'ın sol stoper, sol bek. Robertson'la Mane'nin sol iç forvet, orta saha solu. Orada böyle şey çıkıyor. Birbirine ne kadar uyumlu olduğunu gösteriyor böyle değil mi? Ha sana eşleşme yapıyor. Onu. Evet böyle kırmızı bir çizgi oluşuyor değil mi orada? Ama üstü 3-4 maç sonra. Daha birinci maçtan nasıl olsun bu? Tabii. Onlar böyle gelmişler Porto'dan. Birinci zorlu maçtan sonra diyelim. Aslında Brighton maçında da zorlandılar. Evet. Brighton maçında çok kötü bir Chelsea. Sadece abi. Böyle Tarık Lamptey'nin uçup kaçmasıyla açıklanamaz o zorlanmaları. Evet. Brighton'da Chelsea'nin eski oyuncusunun ki bu hafta da sıkıntı kalan çok iyiydi. Evet. Acayip iyiydi bu hafta. Ama burada zaman gerekiyor her şeyin. Yani Lampard hocamın direkt biz bu sezondan Liverpool'u Manchester City'yi geçmek istiyoruz. Yok. Ben de yıllarca istedim Liverpool'da. Klopp gelir gelmez geçebilme ihtimali var mıydı? Yoktu. Zaten bunu vaat etmemişti ki Klopp. Jürgen Klopp kendine ne vaat etti? İşte Lampard'ın... Evet. Jürgen Klopp bize şimdiki 5 senelik projeksiyonu çizmişti ilk geldiği zaman. Yani burayı göstermişti bize. Bize şu anki Liverpool'u vaat etmişti ve vaadini gerçekleştirdi. Lampard'ın babası West Ham efsanesi futbolcu. Evet. Dayısı zaten Harry Redknapp. Yeğeni de böylece öbürü Liverpool'da oynayan Jamie Redknapp. Abi sen zaten West Ham'da oynarken dayın çalıştırıyordu. Baban da yardımcısıydı. Burada o dayılar babalar yok. Aile şirketi yok. Evet abi işte bak Abramovich babasını tanımaz. Mourinho'yu nasıl kovmuştu abi hatırlasana. Doğru ya. Rosenborg'la berabere kaldı. Efendim stadın yarısı boşmuş. Hem bu oyun hem de bu skor olmuyor dedi. Mourinho gönderdi. Del Bosque Beşiktaş ayrılı olana kadar en yüksek çalışmadan maaş alan mıydı? Yoksa Del Bosque... Ya neyse birinci Del Bosque, ikinci Mourinho veya birinci Mourinho, ikinci Del Bosque'ydi o yıllarda çalışmanın en çok para alan. Evet. Sende bu da yok Frank. Doğru. Frank yani. Frank. Frankly Mr. Shankly. Çok güzel bir şarkıdır Smith'sin. Yani daha hızlı oturtması gerekiyor takımın. Çünkü herkes diyor ki 200 milyon harcadı. Bir de harcandı bu arada. Bak Kai Havertz geldi, Timo Werner geldi. Daha görmediğimiz Ben Chilwell'ler geldi. Kaleci geliyor Mendy. En az 20-15 yapacak o. Tabii. Galiba 30'dan falan bahsediyorlar ya. 25-30 milyon eurodan bahsediyorlar yani. Sen 200 harcarsan ön tarafa evet, ve senin kalem böyle kepaze durumda olursa başına gelecek. Adam da der ki senin kaleciye çok ihtiyacım var. Senin evet. bu kaleciye çok ihtiyacım var. 15'lik kaleciyi sana 45'e satabilir. Doğru. Öyle değil mi hocam? Doğrudan Uğurcan'ı mı alsalar acaba ya? Ne diyorsun? O takas da var şimdi. Esasında biraz NBA draftına benzedi. Hani Mendy Chelsea'ye, şeye, Uğurcan Fransa'ya. Çok enteresan. Nasıl, sen de hangisini tercih ederdin? Ya tabii biz duygusal davranmadan konuşmamız gerekiyor. Mendy mi, Uğurcan mı? O noktadayız. Yok ya ben...
Chelsea'ye bu kadar iyi kaleci gitmesin ya, bana ne, güçlenmesin. Yani orada da duygusal değil, taraftarlık ağrısı. Ya ilk kez Liverpool'un kalecisi kaç sezondur Chelsea'nin kalecisinden iyi. Ben böyle bir süreç hatırlamıyorum. Doğru. Abi şimdi bir kere o Çeh bir geldi, Peçeh bir geldi. Yani aman abi orada biz de yani... Neler çektirdi ya. Şimdi bak, bak hocam gerçekten Ren'den gelen son kaleci Chelsea'ye Çeh değil mi? Çeh. O yıllarda böyle Trabzonspor'un ya da herhangi bir takımımızın kalecisinin Chelsea'ye mi gitsin yoksa Ren'e mi Chelsea'ye gitsin? Gidecek kalecinin yerine mi geçsin? O dönem şimdi Ren öyle değildi. Ren şimdi büyük bir ortaya para koydu. Paris Saint-Germain kadar olmasa da akıl koydu ama aynı zamanda. Ya, akıl koydu tabii canım. Daha hani Chelsea, Manchester City'dense hani ilk City'ye geldiler. Evet. 6 tane santrafor aldılar biliyorsun. Ama Mancini bir tek santrafor oynatıyordu. Hani. Hatırlıyor musun? Santa Cruz'lar, Adebayor'lar falan abi. Roque Santa Cruz'lar. 6 santrafor ama adam hep tek santrafor oynatıyor yani. İşte en son Balotelli girdi Agüero'nun yanına da son anda şampiyonluk geldi. Tabii ya 90 artıda gelen şampiyonluk işte. Orada Şeyh Mansur mu oluyor City'nin büyük hisseder? Ben şampiyon yapmasına rağmen işine son verirdim. Ulan bu son saniyeye kadar bu sinir stresi bana nasıl yaşatırsın sen, bu kadar para harcadık diye. O da derse ki sen en başta 6 santraforu aldın. Evet. Ben bana kurdurtmadım. Şimdi de mesela Lampard'a da deseler, kardeşim bu kadar forvet aldın da kale hala boş. Kepaze bir durumda kale ya. Kepa. Kepa. Arıza var kalede. Arıza balaga. Hadi kepa kepaze esprisini yaptık. Arıza diye bağırıyor aga yani. Tabii, adam. Harbiden ya. Hani geçen hafta o golü herkes yerde diyorduk ama biliyorsun ilk Liverpool Münih Express'te konuştuğumuz evet. Chelsea analizi yaparken Kepa üzerinden yorumlamıştık ya her şeyi. Ya Çeh yeseydi hani diye o zaman derdik ki adam da çok iyi vurmuş. Nihat Kahveci kadar iyi vurmuş falan derdik değil mi? Tabii. Hani kim atmıştı onu Brighton'a? Trossard mı atmıştı? Galiba. Ben o ikiliyi karıştırıyorum. Ben de karıştırıyorum. Orada Brighton'ın öndeki o hareketli oyuncular süper elemanlar olduğu için. Dur bakayım abi. Trossard atmıştı. Belçikalı olan. Tabii. Trossard atmıştı. Buradaysa notlar buradadır abi. Yoksa diğer şeyde kalmıştı. Trossard attı. Baksanıza geçen hafta Brighton Chelsea maçında uzaktan. Benim bildiğim Trossard. Galiba oydu ya. Unuttum abi. Dur bir dakika. Bak küçük defterde kaldı benim abi. Küçük enişteyi getirmeyi unutmuşum ben. Küçük enişteyi haftaya git. Küçük enişte gözünün hali ne falan. Çok iyi sahnedir Tosun Başarı. Ya bakalım geliyor hemen ya. Geliyor mu? Gelsin abi tamam. Uğur Sever baksın abi. Neyse. Bak Uğurcuğum. Şimdi bunu kardeşim bunu üzerine senin böyle koşuyor. Trossard değil mi? Tamam eyvallah. Bu sezonu iyi başladım. Hafıza konusu. CPU'm yüksek. Sen rahat ol ya. Tamam abi. Ginkgo biloba'yı arttırayım ben abi. İyi kol ya rahat ol. Ama abi Mane üzerine koşarken bu kadar rahat olma. Kepa. Evet. Ya ben sevindim o ayrı o golü tabii ama yani Chelsea'leri düşünüyorum. Ben çok sinirlenirdim yani. Evet abi. Çünkü kaleci değilsin diye elimi masalara vurur yumruklardım ya. Şimdi artık bu elle kurtulacak pozisyon falan değil. Bir kere Liverpool o ön alan presini acayip etki yapan bir tane. Burada Firmino var. Tabii canım. Büyük akıl var abi orada. Abi büyük hocam, akıl var. Büyük akıl. Sarı'ya biliyordun ukalalık yapmayı. Çıkmıyorum ben falan yapıyordum. Ben çıkmıyorum. Kaleden çıkartmaya çalışıyor. Yerine kaleci almaya çalışıyor. Penaltılarda daha iyi. Biliyorum hatırlıyorum. Kuveke Hikmet Karaman hikayesi. Evet. Ya bir nevi öyle yani gerçekten. Orada Kuveke'nin eli çok daha güçlüydü tabii. Hikmet Hoca'ya yazık oldu orada da. Burada Sarri'nin eli bayağı güçlüydü. Evet. Ya Mahvettin takımı bu dünyanın parayı sana yatırdık takımı yaktın hocam yani. Plis Kompela konumunda olan. Nurullah Sağlam mı diyordu Plis Kompela abi? Nurullah Sağlam o zaman yardımcıydı. Birinci hoca başkaydı. Sakıp Özberk. Sakıp hocaydı Zaten tabii. Plis Kompela ya. Dönüp ben hatırlıyorum. O zaman telefonu çekiyor falan. Ya Plis Kompela ya. Hani böyle çok. Burada Frank Lampard. Plis Kepa artık. Yani sen de oynatma o zaman. Şu pozisyon artık yani. Bak 10 kişi kalmışsın. Evet. 1-0 yeniksin. E şişir. Boş versene ya. Değil mi? O bir kere şişir. İki kere şişir. Caballero'yu Madrid şişire şişire yaptım. Abi Caballero da. Caballero yapar mıydı ben o anlamda soruyorum. Yani Arjantin. Hakikaten ya. Bizi çok üzdüler abi bu Vallahi adamlar. Ya. Bu arada Arjantinli kalecilerin Premier Lig şansı enteresandır. Neydi o bir tane de Belçika'dan gelen United'a gelen bir kaleci vardı. Romero muydu? Romero. Romero'ydu değil mi? Romero'yu tercih ederim ben. Ha tabii Romero tercih edilir ama hani ne kadar tercih edersin onu? Ya tabii canım Caballero'yu milli takımda ara sıra kesen bir kaleci yani hep yani, kesmesi gerekir evet. Yani. Mesela bana derler ki abi Arjantin'in şu kaleci var Allah rızası için. Bana Arjantin'in kaleci Arjantin, Arjantin milli takımda şunları kesemediyse ben ne yapayım onu ya bana bunu önerme ya. Hakikaten ya Arjantin ve kaleci konusuna özel bir program yapmak çok lazım. Çok eski o abi en son abi yarada ne kadar iyiydi. Goygoçey miydi neydi? Goygoçey 90'ın yok mesela yedek kaleci başlamıştı. Evet. Tabii. Sonra bir sakatlık oldu girdi penaltı kurtardı. Goygoçey oynadığı yıl kadar farklı sayıda takımda oynamış bir kaleci onu da söyleyeyim. Evet. Yani hiç o 90'ın yok mesela gibi değil size onda da yedek başlıyor. Ama şimdi bak Mendy geldiği zaman Ren'den sen direkt yedeğe düşeceksin. Bu son şansın artık. Ya, bu yapılır mı ya? Belki adam öyle istiyor abi demek ki. Ne istiyor?
Ben yedeğe düşeyim abi diyor. Başım belaya girmesin diyor. Ne diyeyim yani? Başka söyleyecek bir şey yok yani. Bence kalecilikten önce kişiliği tam olgunlaşmamışken evet. ayrılması Atletik'ten ve o tabii. kadar yüksek bonservis bedeli. Yani iki kaleci arasındaki farka bak şu maçta. Alisson, Becker. Alisson, Becker abi. Diğer taraftan City ile karşılaşacaksın. Ederson var abi karşında. Alisson, espriyi sen mi yapacaksın? Alisson sorun yapmış mesela. Bak Kepa sorun yapmamış. Ben eleştirildim. Bu bonservisinin çok altında kaldım. Alisson dedi ki maçtan sonra. Ben dedi işte Arsenal'le oynanan çeyrek dışılık maçından sonra hiçbir penaltıyı kurtaramadım ya. Ben dünyanın en pahalı kalecilerinden bir tanesiyim. Ben şampiyon takımın kalecisiyim. Kendime sorun yaptım diyebiliyor. Evet. Açıklaması oldu. Ne yaptınız? Tek tek Chelsea'de kim penaltı atabilir? Nasıl atıyor? Nasıl kurtarabilirim? Bunu düşündüm diye. Ve Jorginho. Ve aynen düşünür. Evet. Tam Jorginho. Abi adam en son 2017 Kasım'ında o da Napoli'deyken kaçırmış. Beşiktaş maçında hangisi kaçırmıştı? Gabbiadini mi kaçırmıştı öbürü mü? Gabbiadini atmış mıydı? Gabbiadini. O maçta Jorginho yok muydu ki penaltı? Evet yoktu galiba. Yoktu ya. Yoktu. Jorginho yoktu. Vay Jorginho be. Yoktu. Vay be. Hayret. Sarri varken Jorginho yok. Evet. Enteresan. Sakatlığı falan vardı ya da cezası vardı. Neyse. Olabilir. Neyse. Bu çok önemli yani. İşte Alisson'la Kepa arasındaki fark da bunu buraya getirmiştir. Zamanında da Pehçeh'le Liverpool'da adını hiç hatırlamak istemediğim kaleci arasındaki farklar. Dudek'i ayırıyorum sırf İstanbul finaline sebep. Jerzy Dudek. Tabii abi. Bak o mesela yine şey bir kaleciydi. Dudek 5 maçın 4'ünde süper oynardı. Acayip kurtaşı ama bir maçta seni yakar. Karius'a bağlıyordu. Karius eksi 1 diyelim şimdi. Hiçbir kalecide Karius demeyin. Ayıp olur. Doğru. Evet ayıp olur. Özür dilerim. Dudek çok özür dilerim. Şeyler de espri yapardı. Şenay Dudek. Şenay Dudek tabii canım ya. Bizim harun muslular falan. Hakikaten spor servisinde beni yani yıllarca dedikodu yapmayalım daha fazla. Devam edelim şimdi. Yani, hocam hangi maçla devam etmek istersin? Sana bırakayım. Yani esasında mavi yakasına geçmek ister misin Everton'a yoksa Manchester City ile başlamak? Yani Wolverhampton City tamam. maçı da muazzamdı ya benim için. Hakikaten bence haftanın benim çok büyük keyif aldığım bir maçtı. Chelsea Liverpool'dan sonra zorluk derecesi en yüksek olması evet. beklenemez. Zor da oldu. Yani bayağı. Skor 3-1 ama 90 artıda. Ayrıca geçen sezon iki maçta da puan alarak Wolverhampton, Manchester City'den evet. gönlümde çok ayrı bir yer edinmişti. Ama Kevin De Bruyne hangi takımda onu söylüyorsun? İstemesi o kadar zevkli ki. Kesinlikle. O kadar estetiğine bakıyorum ki sevgili Ilgaz yıllardır. Pas estetiğine, alan değiştirme estetiğine, oyun görüşü estetiğine. Serbest oyuncu estetiğine, her şeye ya. Her şeye. Koşuşu, topu alışı. Hastasıyız var ya. Hastasıyız, hakikaten hastasıyız. O abi de mi sizin Galatasaray'sında? Hastasıyız yani. Hastasıyız. Yok. Öyle sanılıyor. Ayasıcım oldu. Değil ama. Ayasıcım tamam. Vedat Milor Galatasaray'la. Masal Fatih Özkan'dan önceki grubunun ipucu beşlisinin davulcusudur. Evet öyle. Tabii. Hatta bir arkadaşım Şeytan filminde de var. Değil mi? Arkadaş, gözüküyor. Gözükür. Tabii. Deli arkadaşım deli Şeytan'dan benim... kırmızı şeytanlara bağlayacağız evet, birazdan. Evet, bir yere gittim. Evet. Yani Manchester United'da. O yani konu aslında alakalı evet. Deli Deli Küpeli'nin esasında onun için yazıldığı söylenir. Deli Deli Şarkı... Küpeli miydi? Hayır yok, hayır. Yok. Peki peki anladım. Peki peki anladık. Yani pardon. Deli Deli Küpeli. Sen her şeyi... Biliyor gerçekten Ayhan abi her şeyi. En iyi yemeği sen yaptın falan hikayesi. Para almadık bunları konuştuğun için. Öyle bir şey yok ama güzel. Güzel. Guardiola yalnız hani şu Kevin De Bruyne hakikaten peki peki anladık. Sen neymişsin abi? Gerçekten yani estetikten sonra bir de istatistiğe de bakayım dedim. Ya bu adamın kaç gol katkısı vardır? Beklediğimden yani. Estetiği o kadar önüne geçiyor ki ya geçen sezonla beraber yani son iki sezonunda bakarsak gol katkısına Salah'ın gol katkısından daha çok yani gol artı asist sayısı. Tabii. Gol etki etme. Abi, inanılmaz yani. Ama tabii Kevin De Bruyne'u bu hale getiren Guardiola'nın oyun anlayışı, işte Guardiola'nın artık savunma anlayışı oturdu mu oturmadı mı bunlar farklı ama biraz bence West Brom Wolverhampton Nuno Espirito üzerinden okumamız gereken bir ilk yarı vardı. Çünkü hani teknik direktörler ne zaman benliklerini kaybediyorlar? Ben kendi oyunumdan vazgeçeyim de şuraya ekstra bir önlem alırsam ne yapabilirim noktasında. Yani özellikle Neto'yu kullanım şekli, maçın ilk yarısındaki, ilk 45'ten bahsediyorum ben, Manchester City'yi gürül gürül oynatan bir kurgusu vardı. Çünkü bir tehlike oluşturamadılar biliyorsun. Yani Adama Traore şey gibiydi. Nefşi Bakün'ün sağ kanadı, Laval gibi takıldı maçta. Maçı sonradan izledim ve gerçekten özellikle ilk yarıdaki Adama Traore'nin etkisizliği sadece sağ bek oynatılmasıyla, ki sağ bek de değil yani üst topuyla sağ kanat bekle oynuyoruz. Yarı sağ çıkıyoruz ve evet. bununla sadece açıklanamaz ve çok doğru bir analiz yaptın. Yani lütfen devam edin. Yani o Neto'nun böyle sürekli içeriye buçuk olarak evrilmesi, dur ben orada şurayı engelleyeyim, burayı engelleyeyim derken Manchester City'nin tamamen hakimiyetindeki bir ilk yarı izledik. Muazzam bir ilk yarıydı. Yani özellikle işte belirli oyun setleri, yani şöyle bakıyorum o hadiseye, geride çıkarken mesela Manchester City, geriden topla çıkarken Fernandinho ile Rodri'ye dikkat ettim ben.
Yani bu adamlar nasıl alanı bu kadar boş bırakmıyorlar diye. Çünkü genellikle çözülmeleri orada yaşıyordu Manchester City biliyorsun. Çat bir kare dikdörtgenin içine alıyorlardı bir Manchester stili oyuncuyu ve orada topu yapmaya çalışırken veyahut da kanata doğru sevk etmeye çalışırken başka başka arazlar ortaya çıkıyordu Manchester City. Şimdi mesela Ake ile Stones'a bir baskı var. Kimden geliyor baskılar? Podence ile Jimenez'den gelen bir baskı var. Çat 2-2'yi onları bir şey yaptık, eşleştirdik. Fakat Neto kırıldığı için içeriye doğru Fernandinho Rodri oraya geldi. Yani Podence ile Jimenez'in hemen arkasında Fernandinho ile Rodri'yi gördük biz. Sonra diğer tarafta da artık açılan Foden, Jesus, Sterling, Kevin De Bruyne noktasında Neto içeri kırılmasına rağmen Neves ve Moutinho o kadar yalnız kaldılar ki Manchester City oyunun bütün hakimiyetini tabii benim görüşüme göre bu orada aldı. Ve ilk 45'te zaten skor ortaya çıktı. Sonra Espirito dedi ki kaybedeceksen bari kendi oyunumuyla kaybedeyim dedi. Abi bir 45-60 arası izledik. 5-2 öne geçebilirdi. Evet. 5-2 olabilirdi maç. Ama ve inanılmaz. Çöpe gitti. Bu bir gerçek. İlk yarı tamamen bence Nuno Espirito attı çöpe yani. Maçın yarısı ama yani. Tabii abi. Ve sen City'ye karşı çevirmeye çalışıyorsun. Bu arada 2-1'i de yakalıyorsun. City ondan sonra bir 70'ler gibi bir dengeyi kurdu. Bir dakika dedi burada bir sıkıntı çıkıyor diye. Golü de yedi dengeyi kurduktan sonra. Ama işte 3-1 hikayesi ama ben hani Guardiola üzerinden okumak yerine ki Guardiola çok eksiklerle çıktı. İlk ayın Covid olması, Kun Agüero'lar falan yok farklı bir şeyler. Haftalarca konuşacağız. Yani. Sezon her şeyi konuşacağız. Başarılı olsa da olmasa evet. Da damgasını vuracak ki başarılı olma ihtimali %90 evet. En az %90. Bu da iyi bir yüzde. Kesinlikle. Ama Nuno Espirito ile ilgili Nuno Espirito değil abi. Nuno Espirito. Espirito nereden çıktı geliyor? Ben bir şey karıştırıyoruz yani. İki tane kahve alabilir misiniz? Evet. Belli ki adamın canı espresso falan bir şey istemiş. Tabii. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, vin sesi var. Oraya da böyle tıklayın. Hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum.